Osman abi TV'den herkese hayırlı hafta sonları, hayırlı cumartesiler diliyorum güzel kardeşler. Cuma'dan başladım tekrardan. Buraya hemen ilk gördüğüm şey bir yumurta. Allah'ım ya Rabbim, biri yumurtlamış baskalar galiba. Burada da zaten kelebekler yatıyor. Bu dolapçı öyle yani idare eder. Hani bilmiyorum uçar mı tam, uçmaz mı? Ama yok, vereceğim kardeşler ya. Vallahi vereceğim yani. Hani vereceğim, birine vereceğim. Durum bu. Hemen o yumurtayı da paylaşayım size dedim. Yumurtalar gelmeye başladı. Hadi hayırlısı olsun. Osman abi TV'den herkese selamlar, sevgiler. Güzel kardeşler, siz de yarın öbür gün çocuğunuz olursa mutlaka hayvan sevgisini ona aşılayın. Evet kızım, evet. Hayvanlar iyidir, çocuklara iyi gelir. Onların duygularını iyi anlarlar, özellikle köpekler. Yapma, burnuna sokma, bak burnuna sokuyor. Öyle olmaz, öyle olmaz kızım. Kafasını sev, yüzünü sev, yüzünü. Yapma, çekme sakın Aybüke, bak. Kızar. Sakın. Yüzünü sev, yüzünü sev. Korkma, yüzünü sev. Sev yüzünü kızım. Yüzünü bak, bak. Bak rahatsız etme, bak böyle gel oğlum. Gel. Oğlum ne haber oğlum? Bak böyle seveceğim, böyle yavaş, yavaşça, nazikçe. Öptü ya, bizimki de çok fena. Rahatsız ettik biraz seni ama kusura bakma. Heh, öyle çok yavaş yavaş. Oğlum, oğlum. Heh, öyle bak, cici cici. Cici cici cici. Evet, çocuklarımıza hayvan sevgisini mutlaka verelim. Onları, hayvanları sevdirelim. Çünkü hayvanları sevemeyen insanları asla sevmez. Çekme Aybüke, sakın çekme. Kulağında şey var ya, küpe var ya. Yani bu mesajı da vermek istiyorum. Siz değerli kardeşlerime, dostlarıma. Çocuğu olan olur, daha sonradan olanlar. Bunu ihmal etmeyin. Aybüke bir merhaba yap. Merhaba yap. Bay bay yap kameraya. Merhaba. Durum mu kardeşler şimdilik? Hoşça kalın. Bunu da ekleyelim cumartesinin son durumuna. Hadi eyvallah. Aybüke de gidiyor çimenlerde. Aybükeciğim, gelir misin Aybüke? Hadi görüşürüz dostlar. Evet sevgili dostlar, bunu da ekleyeyim dedim. Büyükçekmece sahilde böyle bir tren şeklinde bir araba var. Yıllardır var bu. Ona bindik. Aybüke. Aybüke. Aybüke hanım böyle sahil güzel böyle götürüyor. Burada çay bahçesi falan, insanların nefes alacağı bir yer. O sallanıyormuş ya. Size de göstereyim dedim. Güzel böyle deniz kenarı. En azından şehrin birazcık olsun stresinden uzak kalabiliyorsunuz böyle bir yerde. Bizim eve çok uzak değil, çok yakın da değil. Böyle bir şey işte. Hadi görüşürüz sevgili dostlar. Osman abi TV'den herkese selamlar. Şimdi buradaki çınarları falan da çıkardım. Yosun oluşumu vardı zaten. Çınarları, zeytinleri. Buraya da mikralardan ektim. Bu maşrafamda tuttuğum. Bir dakika ya, sizinle birlikte fark ettiğim bir yosun var. Saç yosunu. Allah'ım ya Rabbim, bu da öyle bir başa bela bir şey ki. Yani anlatamam ya. Her yeri sarıyor yani. Çok affedersiniz. Yani elimden geldiğince müdahale ettim ama mekanik olarak yapacak bir şey yok. Burayı da artık hal çaresine koyacağız yavaş yavaş. Kriptokoni ventibromlar güzel. Bir tane de şu köşeye ekeceğim. Aynı şunun boyutlarında budadığım zaman. Mikraları da bu şekilde dağıttım. Bir dakika. Bir yanlış anlaşılma var. Şu mikra değil. Ne bu ya? Herhalde bir zeytinin falan kökü. Onu atalım abi. Evet bu şekilde. Bunlar burayı bakalım ne kadar sürede kaplayacak, ne kadar sürede yayılacaklar.
küçük karides akvaryumundakileri de düzenlemem gerekiyor. Bakalım oraya da bir el atacağız yakın bir zamanda. Durum bu, hemen bunu paylaşayım dedim. Şimdilik hoşça kalın dostlar. Osman Abi TV'den herkese hayırlı hafta sonları. Hayırlı cumartesi günleri güzel kardeşler, dostlar, abiler, ablalar. Şimdi son durumumuza başladık. Dün tabi burada radikal değişiklikler yaptık. Yani yosun oluşumu vardı. Ben de havada bugün ne kadar soğuk anlatamam yani, İstanbul'da olanlar bilir. Dondum ya, dondum. Dünkü gibi giyindim. İnşallah hasta olmayız. Radikal değişikliklerimizi yaptık orada. Şimdi eşimin iş yerine de akvaryum kurduk. Yani kendisi kurdu daha doğrusu. Hani benim tasnif etmediğim bir akvaryum şekli olduğu için içinde acayip acayip dekorlar, yeşil kum falan. Video çekme gereği bile hissetmedim kardeşler. O yüzden onun kovasını aldım. Iğırları zıvırları buradaki benim. Hep toparlayacağım. Buralarda yine bir dağınıklık oluştu. Hepsini toparlayacağım. Bir hali vakti yerine koyacağız. Bakalım. Şimdi dün boşalan bu şeyi de, potasyum sülfat kutusunu da böyle ıvır zıvır vida mida bilmem ne, böyle ufak tefek şeyleri koyacağım içine. Odayı topla demiş bir kardeşimiz. Zaten işte yani bu iyi hali. Hani önceki videolara bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Bakın, plati yavrularımız keratalar, sizi keratalar. Aralarda geziniyor. Burayı biliyorsunuz tıraşladık, böyle halı gibi yaptık, güzel oldu ama yine böyle bir ufak tefek şeyler var. Hani olacak yani, baş kaldırıyor bitkiler. Olacak böyle şeyler, mutlaka olacak. Betalarımızı hiç böyle yakından göstermiyorum bayağıdır. Betaları gösterelim kardeşler. Betalarımız da iyi. Çok şükür. Şu iki beta favorim. Oo. Maşallah, maşallah, bakın. Vay vay vay. Vay vay vay. Yadigarlar. Bunların abisi çok güzeldi. Çok güzeldi. Yok oldu işte. Tatile gittik, geldik. Akvaryumda yok olmuş. Dedim ana tankta dursun. Ki daha önce de duruyordu yani. Yok. Yani şu an elimde olan bütün betalar güzel kardeşler. Benim kendi yavrum. Zaten 2-5 tane var. Hepsi benim yavrum. Olmadı onlara böyle. Bunlar olmaz da artık. Bunlar böyle ayrı ayrı gider. Büyüdüler çünkü, birbirlerine zarar vermesin. Gerçi olur ya. Neden olmasın ki? Ama tabii şunların yanına koysam öldürebilirler. Aslında bir denemekte fayda var. Beta tankı. Zaten hemen hepsi kardeş bir şekilde. Bir şey olmaz herhalde ya. Olursa ayırırım. Gözlemleyerek koyayım. Yani şu küçük. Biraz hani vururlarsa falan ölebilir de. Ötekileri herhalde pek bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ya da bilmiyorum kardeşler. Bakalım. Bakalım, risk almaya değmez diye şey yaptım yani, düşünüyorum. Yemlememizi ufaktan ufaktan yapalım. Buradaki şeyi de aydınlatmayı da düzenlememiz gerekiyor. Melekleri bir kardeşim çıkarabilirsin istersen dedi. Yani çıkar dedi ama senin zevkine kalmış. Ramazan kardeşim. Vallahi isteyen olursa satarım tabii ki. Neden satmayayım yani? Hobi işi bu sonuçta güzel kardeşler yani. Müşteri bulunmuyor her zaman. Bulduğum zaman veririm. Niye vermeyeyim? Sonuçta her şey hobimizi geliştirmek adına yani. Yem atıyorum ama düşmüyor herhalde. Ya şuraya biraz bol atacağım. Çünkü burada bayağı bir salyangoz var. Onlara yem gitsin. Dün damlusyaları dışarı çıkardık. İyi mi yaptık? Geçen gün kötü mü yaptık bilmiyorum ama yani dayanacaklarını ümit ediyorum. Çünkü su o kadar soğumaz hava kadar. Onlara da daha sonra yem atarım. Hava bayağı soğuk ama. Yani dışarıda dursan hasta olursun. Demek ki hırka giydim. Eve gelir gelmez hırka giydim.
Durum bu kardeşler, işte görüyorsunuz yani ülkemizin durumundan hiç bahsetmiyorum. Bahsettiğim zaman yanlış anlaşılıyor ama her şey ortada. Valla sıkılınmayacak gibi değil. Dolar 4 lirayı geçti yani. Mazot 6 liraya yaklaştı ki benzin 6 lira zaten. Hani bazıları direniyor, 5.91, 5.94 falan yapıyor ama öyle değil o. Böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok yani. İlklere imza atmakta üstümüze yok böyle insanlara zulüm konusunda. Allah sonumuzu hayır etsin diye dua ediyoruz. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Hani tek başına insanın elinden bir şey gelmiyor bireysel olarak. Allah sonumuzu hayır etsin. Durum bu sevgili kardeşler. Yine devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın. Evet sevgili kardeşler, işte dün yazdı, bugün kış. Hava bayağı soğuk, bayağı soğuk. Üşütür yani, montla içine hırka, sweatshirt, hırka, mont çıkmak lazım. Kafaya da bere mümkünse. Yani o derece soğuk mu diyeceksin. Soğuk esiyor da kuşları açamayacağım. Zaten bugün çok tatsız bir, uzun zamandır ailemizle ilgili olan bir olay yaşadım. Onu sizlerle paylaşacağım. Niye paylaşacağım? Çünkü hepimiz abi kardeşiz. Biz de bir aileyiz. Bir dakika öne alayım kamerayı ya. Merhaba kardeşler tekrardan. Yani şimdi hani özel konular ama madem aileyiz hani çok girmeden yüzeysel olarak anlatacağım. Facebook'umda da yayınladım zaten. Öz kardeşim aptallıkta yani hakikaten aptallıkta yani tekrardan diyeyim. Hani çünkü defalarca geçti tarihe. Tekrardan altın harflerle tarihe geçti. Ya şimdi aptallık diyoruz, tamam mı kardeşler? İnsanlarımızda bu var. Ne yazık ki aptallığı şey zannediyor. Hani hiçbir şey bilmeme, böyle cahil, köylü, konuşmayı bilmiyor, okumamış falan, hani böyle aklı çalışmayan falan biri olarak zannediyorlar aptal birisini. Ama öyle değil kardeşler. Aptallık, yani aptal kişi her şeyi bildiğini zannedendir. Yani cahil zaten budur, cahillik budur. Ve evrenseldir. Ne yazık ki yüce yaratıcımız, yüce Allah'ın en sevmediği şeylerden biridir. 99 yerinde Kur'an-ı Kerim'de hala mı aklınızı çalıştırmıyorsunuz diye defalarca kibarca hepimize sormuştur. O yüzden benim aptallığa, cahilliğe tahammülüm yok kardeşler, ne yazık ki. Bu benim öz kardeşim de olsa yani aptallığı yapmakta direttiği için onu sildim, hayatımdan çıkardım. Valla kimse kusura bakmasın yani öz kardeş, ana, baba kim yani haktan uzaksa, kim aptallık yaparsa silerim, hiç umurumda olmaz. Yani bunu hoş görmek, aa o benim kardeşimdir, tamam olur böyle şeyler falan, ki bu defalarca, milyonlarca kere oldu. Çıkardım hayatımdan ya. Yapacak bir şey yok. Yani çünkü kendimi üzüyorum. Ben ailemden bir parçayı öyle görmek beni çok yıpratıyor. Zaten yeterince yıprandım ben hayatımda. Hani bir kişi size şöyle söyleyeyim. Damdan düşen çağırın muhabbeti var ya, Nasrettin Hoca'nın mıydı? Aynı olayı ben yaşamışım. Hem de kralını yaşamışım. Ben abisi olarak hani geliyor bana akıl danışıyor. Hani ya diyorum ki, dediğim şey akıllı mantıklı bir insan olarak dediğim şey şu. Diyorum ya kardeşim, sen bu işi yapmakta kararlı mısın? Evet. Bunu istiyor musun? Yok istemiyorum. O zaman niye? Tamam bitir. Yap tamam. Aa işte şöyle böyle, bak şöyle olacak, böyle olacak. Bütün aşamalarını anlatıyorum. Şurada şu olacak, burada bu olacak. Böyle olursun, şöyle olursun, iyi karar ver, işte şu olur, bu olur. Geliyor, binlerce kez akıl danıştı. Hani bedava, tonlarca akıl verdim kardeşim diye. Gitti tam tersini yaptı. Yani şimdi bu aptallık değil mi? Madem tam tersini yapıyorsun, niye gelip bana soruyorsun? Madem çok aklın var, çok her şeyi biliyorsun. O zaman ben de aptal derim, bu şansı doğurma bana kardeşim. Doğurma ya. Yok dedim, yok senin gibi bir kardeşim yok, beter ol. Beter oldu dedim yani. Durum bu. Bizim ailemizde böyle sıkıntılı şeyler oldu. O yüzden kusuruma bakmayın kardeşler. Bir dakika bakalım, eşe kapadıklarımız vardı. Şöyle göstereyim sizlere de.
gösterebildiğim kadar eşe kapadıklarımı şöyle açayım. Bunlar inşallah eş olmuştur. Bir dakika, arka kameraya alayım. Kusura bakmayın, başınızı ağrıttım sizinle. Hani Facebook'ta yazınca abi yapma etme sinirlenme falan diyen kardeşlerimiz oldu. Hatta şu anda da bakıyorum Ömer kardeşimmiş. Yani yapacak bir şey yok. Yani kardeşler. Yani bak gitti oraya kapadığım dişe girdi dalıyor yani ulan. Tamam. Hay Allah'ım ya. Yani hop hemen onu oradan aldık. Şimdi o erkeği bir görsün bakalım, eş almış olabilir onlar. Yani özür dilerim, paylaşma gereği hissettim çünkü çok böyle bir hayal kırıklığı. Yani hani kendisi de zor durumda. Bana bu akıllı danışıyor, kendi hayatı da berbat. Düzeltmeye çalışıyoruz. Aynı şeyleri yaşamış bir abin var dedim ya. Arkadaşın da değilim ben senin yani. Öz kardeşinim, abinim yani. Yok. Yok abi yok. Bizim milletimiz her şeyi çok iyi biliyor. Onlardan iyi bilen yok. Yani biz... Ya birisi de şey demiş. Yaptığın her şey çok amatörce. Ya ben söyledim mi yani profesyonel olduğumu iddia ettiğim bir yer var mı ya? 800 küsür tane videom var. Bir yerde söyledim mi ben bu işi çok iyi biliyorum. Bu iş böyle olur, siz yapamıyorsunuz, ben yapıyorum. Böyle bir şeyim oldu mu ya? Abuk subuk konuşuyorlar ya, vallahi billahi. Yani inanılmaz bir şey ya. İnanılmaz yani. İnanılmaz yani, bizim insanımız inanılmaz. Akıl almaz yani. Hani kanser ederler adamı diyorlar ya, hakikaten öyle. Hakikaten kanser ederler kardeşler. Bunlara uysanız. Diyeceğim o işte, durumlar böyle. Bugün hava da sıkıcı. Bakalım bir şeyler yapacağız. Kuşmuş alacağız bir yerlerden. Çünkü iki tane dişi bango almam lazım. Bu azmanlar kudurdu artık. Oraya geçelim. Azmanlar kudurdu. Evet bakın, baskamız yumurtasına yatıyordu. Ben girince kalktı. Bugün de ikinciyi yapar. Bak bu dişi buradan bir şekilde çıkıyor abi, buraya kapatıyorum eşi. Bir şekilde çıkıyor oradan. Aa, bakayım. Evet, kafasını mı ne yaralamış? Aa, oldu mu kızım ya? Ya oldu mu yani şimdi bu? Abi kendini paralamış ya. Nasıl olmuş o şimdi? Nasıl olacak ya? Erkek kuş mu bunu yaptı acaba? Evet, erkek yapmış abi. Burada nereye takılacak? Burada takılabileceği bir yer yok ki yani. Hay Allah'ım ya. Evet, erkek. Paralamış kuşu. Yani. Yapacak bir şey yok, ona bir şeyler süreceğiz. Bir bakayım ilaçlarıma da. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Hay Allah'ım ya. Durum bu kardeşler. Şununla ilgileneyim ben ya. Hemen ilgileneyim. Şimdilik hoşça kalın. Vallahi çok üzüldüm ya. Ah be kızım ya. Evet evet, yok bu bir yere takılma değil ya. Bu gagalanma yani. Oluyor arada bir, oluyor böyle şeyler kardeşler. Yapılacak bir şey yok. Teramisin falan vardı. Yok enseden. Enseyi nereye takacak burada? Burada nereye takabilir ki enseyi? Takamaz ya. Hayır ben de çözmek istiyorum. Yok mahvetmiş kuşu ya. Lan namussuz, ne yaptın sen? Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet mahvetmiş kuşu. Durum bu kardeşler. Şimdilik hoşçakalın. Çok üzüldüm ya. Evet sevgili kardeşler. Neyse başınızı ağrıttım. İşimize bakalım biz. Şimdi akvaryumumuzda gelişim devam ediyor. Evet. Monte Carlo'lar gaza basıyor sanki. Öyle geliyor bana. Çünkü kenarlarından falan böyle bir tutunma eylemi görüyorum. Dediğim gibi beyaz led almam gerekiyor. Soğuk beyaz led. Aslında onun da siparişini vermek lazım ya şimdiden. Bunları çok affedersiniz. Elden geçirmek lazım. Ya bakın az önce hava nasıldı, şimdi nasıl? Günlük güneşlik. İstanbul'un işte güvenilmez kardeşler. Yani
yenilmez yani, havasına, parasına, karısına demişler. Öyle bir atasözü var. Oo, platilerimizde de hiç incelemiyoruz, böyle bakıyorum ama bakar mısınız, çok tatlı renkleri olanlar var. Ayberen şarkılar söylüyor bu arada. Durum bu güzel kardeşler. Yarın işte şey, yarın diyorum, pazartesi günü kargoları vereceğiz. Şimdilik durumlar böyle. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Moral biraz bozuk olduğu için bugün böyle kısa keseceğim. Zaten dünden eklemeler de var. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.